Minik bir Sephora alışverişim oldu. Çok minik değil aslında ama. Bunlar testerlar. Benim parfümde yaşadığım kalıcılık sorunu var. Şu an Flower Bomb'u kullanıyorum ama hiç kalıcı değil bende. Bunu Sephora'dan önerdiler. Kokusunu da beğendim. Notalarını açıklamaya yazmaya çalışırım. Umarım dedikleri gibi kalıcı bir parfümdür. Hatta bunu açayım ben. İçinde göstereyim. Değişik bir şişe tasarımı var çünkü. Şöyle bir şişe tasarımı var. Sabah için smoothie yapacağım, hazır olsun diye dolapta. Videoya başlamadan önce ben içindekileri ekledim. Bir tane muz var içinde, 4-5 tane gün kurusu kuru kayısı var. 4 yemek kaşığı kadar yaklaşık yulaf var içinde. Hindistan cevizi var, biraz tarçın, biraz da deniz tuzu ekledim. Birkaç tane badem var. Ben smoothie'lerde süt kullanmıyorum, o yüzden bunun içine su ekleyeceğim. Süt kullanmadığınızda Hindistan cevizi, yulaf, badem veya kaju eklediğinizde suyla birleştiğinde bunlar zaten süt kıvamını aldığı için bu 4 malzeme kullanarak süslü smoothie'ler de hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunu biraz su ilave edeceğim. Ben Arzum'un blender makinesini kullanıyorum. Çok da memnunum bu makineden. 2 tane şişesi var. Gördüğünüz gibi. Bir tane makineye yerleştirdiğiniz bıçaklı olan kapak var. Bunu smoothie'yi yaptıktan sonra bunu çıkarıp şu taşıma kapaklarından takıp yanınıza alıp götürebiliyorsunuz bu smoothie'leri. Evet, şimdi bunu yapalım bakalım. Kısa kısa basıyorum, uzun süreli basmıyorum düğmesine. Kuru kayısı yerine hurma da kullanıyorum ben bazen. Meyveleri de değiştiriyorum. Donmuş meyveler ekleyebiliyorum. Bazen ananas ekliyorum. Çilek. Evinizde hangi meyveler varsa, portakal, elma. Salatalık ve ıspanak da ekliyorum, daha yeşil olmasını istersen. Bu şekilde smoothie'miz hazır. İçilebilir kıvamda gördüğünüz gibi. Bunu şimdi ben dolaba kaldırıyorum. Bunu hazır şekilde 24 saat boyunca tutabiliyorsunuz dolapta. Bunu ben sabah erken gittiğim için okula kahvaltı yapamıyorum. O yüzden bu smoothie'yi ya yanıma alıyorum ya da evde hemen içiyorum. Yani bunu yarın sabah kahvaltı olarak tüketeceğim. Tadı da gayet güzel olmuş, denedim. Tadında bir eksiklik hissederseniz daha sonra ilave edebilirsiniz. Veya yoğunluğunu artırmak isterseniz yulafını biraz artırabilirsiniz. Bu şekilde smoothie'miz hazır.